Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde veri tabanı yönetim sistemlerine değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Veri tabanından önce veri kavramından bahsetmek gerekir. Veri, İngilizce data manasının kelimesinin Türkçe'ye çevrilmiş anlamıdır. Bir konu hakkında araştırma veya inceleme gibi yollarla edinilmiş ham bilgilere veri denilmektedir. Veri tabanı ne amaçla kullanılır? Gelin şimdi de bunlara bakalım. Veri tabanı birbiriyle ilişkili olan verilerin, bilgilerin kullanım amaçlarına uygun olarak düzenlenmiş halde sunduğu depo alanlarına denilmektedir. Veri tabanları. Örnek olarak üniversitemizin öğrenci bilgi sisteminde yer alan öğrenci bilgileri veri tabanını yani öğrenci bilgi sistemleri veri tabanında saklanmaktadır. Veri tabanı işlemleri için veri tabanı yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Veri tabanı yönetim sistemleri veri tabanlarını oluşturmak, düzenlemek, veri girişi yapmak, verileri çeşitli işlemlerin ardından geliştirmek adına yapılan geliştirilen sistemlerdir. En çok bilinen ve sıklıkla kullanılan veri tabanları Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle gibi örnekler verilebilir. Sıklıkla kullanılan veri tabanı yönetim sistemleri. Bu dersimizde veri tabanı yönetim sistemlerine değindik. Veri tabanı yönetim sistemleri ayrıca bir uzmanlık bilgisi gerektirdiğinden bu alanda çalışma yapan ve ciddi söz sahibi olan firmalar mevcuttur. Bu alanda araştırma yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.